Küffar Koalisyonu'nun bir parçası olarak. Sivillerle röportaj yaptı. Ve putperestleri ekibimle çektiğim için. Pişman değilim. Pişman değilim. Bu hayvanların yaptıklarını. Balla aşkına. Kes. Kes şerefsiz kes. Korkumu size verir miyim sandın? Kes. Mesafe 800 metre. Gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Tamam mı vakit?
Ceyda Hanım. Ceyda Hanım, iyi misiniz? Bir yerinize sancı var mı? Ne? Bir ağrınız, sancınız var mı? Yok. Bizimle gelin lütfen. Sizin için buradayız. Kasabaya gitmemiz gerek. Burası kabak gibi açıkta. Mustafa, zaman ver. Taş çatlası Neştaka komutan. Eşref, vakit kazandır. Sokaklara in. Silahlı varsa kes. Kulakçı, sokaklara in. Kimsiniz siz? Özel kuvvetler. Muharebe arama kurtarma. Oğuz, Bekir. Ceyda'nın sivil kıyafetleri bulun. Bay Bars, şarjör topla. Gidiyoruz. Nereye? Eve Ceyda Hanım. Eve gidiyoruz. Yine bir bok yiyoruz. Hadi bakalım. Emin sen katıl bana. Benim bacağı görünce hemen ederler beni be. Açılınca bile arıyor amına. İstemiyor musun? Asılmayı mı? Bekir. Hadi hadi. Az daha çok yedim. Ne oldu seninki? Hani şu rolede anlattığım bir kız vardı. Hastasıydım. Ne oldu? Nasıl da hatırlıyorsun ha? 2 ay önce evlenmiş. Şöyle sesi kadeh gibi çınlayan bir sebatimiz olmadı. Sen yine sarhoş oldun ha. Kimseyi unutmuyoruz, biliyor musun? Çuval gibi sırtımızda taşıyoruz kaybettiklerimizi. Hamal gibiyiz oğlum. Şükrediyoruz, küfrediyoruz, sabrediyoruz. Ama tilki gibi kafamızda dolanıyorlar. Ölen de aynı, terk eden de aynı. İkisini de hayal olarak alıyoruz. Bazen rüyamda Yaşar Yüzbaşı'yı görüyorum. Son bakışımı hatırlıyorum. Endişe var o bakışında ama... Kendisi için değil, biliyor musun? Ona bir şey olacak diye korkuyor. Sence ne derdi bu yaptığımıza? Özel kuvvetler kursuna katıldığımızı duysaydı eğer... önce gelir şöyle güzelce bir sırtımızı sıvazlardı. Bir de fıkra anlatırdı. Sonra da muhtemelen ağzımıza sıçardı. Muhtemelen. Oğuz. Onun ve Kemal Başçavuş'un yaşattığı heriflerin adam olması lazım oğlum. Yoksa biz ziyanız. Unutun ya da. Harif, ne görüyorsun? Irak komutanım. Beled-el Nifak ve Şikak. Dağın 24 kilometre güneydoğusundayız. Yakında gelirler. Cephane durumumuz ne? Topladık bir şeyler ama hep keleş komutanım. Bunlar yedekti. Gerçek taarruz birlikleri güneyde. Bir an önce tahliye alanına intikal etmemiz lazım. Bekir. Emredin komutanım. Keleşlerden birini al, tuzaklarız. Neden sadece ben? Neden? Ekibim de oradaydı. Neden sadece ben? Kameramanım Filip, yapımcım Neçirvan şu anda bizimle birlikte burada olabilirlerdi. Türk değillerdi. Hiçbir şey yapmadınız. Bu kadar basit değil Ceyda Hanım. Hanıma gerek yok Ceyda, yeterli.
Merak etmeyin, o ırkçı seçiciliğinizi yüzünüze vurmayacağım. Vurun isterseniz. Türk vatandaşı olmayanlar için adamlarımın hayatını tehlikeye atamam. Kim olduğumu yazdın? İyi biliyoruz. Görüşleriniz, yazılarınız, muhalifliğiniz bizi ilgilendirmiyor. Görev görevdir. Bekir. Emredin komutanım. Oğuz'da siz öncesiniz. Biz Ceyda ile arkadan çıkacağız. 10 kilometre batıdaki köylerden geçeceğiz. Gözünüzü açık tutun. Ceyda benim kaskım ve şefin getirdiği yeleği giyecek. Çıkartırsa zorla giydireceksiniz. Hazır mıyız? Haftaya bir onarım ameliyatına gireceğim komutanım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Ha? Terhis belgenizi alın gidin. Neden hala buradasınız? Birinizin omzunda platin takılı. Diğeriniz yarı aksak. Ne kursu, ne elemesi ya? Komutanım eğer anlatmamıza izin verirseniz. Bence esas siz anlamıyorsunuz. İşlevi olmayan, yanındakini riske atacak adamla işimiz yok bizim. Hadi seni aldık. Onu ne yapacağız? Yemek mi pişirecek sınır ötesinde? Şimdi ağzımı kuzucuğum ya. Ne dedin sen? Selim. Dikkat! Ben devralırım. Emredersiniz komutanım. Otur. Buradaki birlikler bireylerle alakalı değil. O birliğin bütünüyle alakalı. Bir adam iflas ederse tüm tim tehlikeye girer. Eski yarılarınız bu yüzden önemli. Kısa dönemin tüfeği yok. Diğeri de zaten Bekir. Yaşarım bana son cümlesi. İki seneniz doldu mu? İki ay bitiyor komutanım. Bekir Çavuş, ben temin oluyorum. Yaşar devremdi. Dostumdu. O gün bizi karargah yerine size gönderselerdi, intikamını almak için gerekirse ben de şehit olurdum. Yaşatmak için hayatını verdiği çocuklara ateşe atmamı istiyorsunuz. Cevabım hayır. Artık çocuk değiller komutanım. Biri geceleri nefes nefes uyanıyor ve gördüğü tek rüya Kemal Başçavuş'un son nefesiyle sayıkladığı eşinin ismi Leyla. Diğeri de hayatında ilk defa kendini bir şeye adamak istiyor. Birçok şey olabilirler ama çocuk değiller komutanım. O verilen hayatların amacı yaşamamışsa bırakın da yaşayalım komutanım. Bırakın da yaşatalım. İki ayınız var. İyi hazırlanın. Elemede kursta cehennem olacak. Buralar gerçek çöl değil biliyorsun. Hep rüzgar erozyonu. He? Erozyon mu? Ulan bir kere de interneti porno dışında kullanma ya. Şaka lan şaka. Of, gene kaldık baş başa. Kaderim bu amına koyayım. Kaderim bu. Kar, kış, çöl, kum. Ölüm ve Oğuz. Bir kere de şu dırdırı yarban yanına yapsa. Affedersiniz komutanım. Hayır, sensin diye rütbe de çekmiyorum. Ha, sence bu Ceyda denen kadın için 7 tane milli hazineyi riske etmeye değer miydi? Bekir Özbey, milli hazine. Lan cevap versene be dingil. Bilmiyorum. Valla bana sorsan
Biraz daha saygılı olabilirdi. Bekir. 662 tamucu izle. Burası fırtına getiren. Paket güvende. Tamam. T-155'ler hazır komutanım. Orayı aydınlatabiliriz. Tamam. Hala saptanmadık. Gerek yok. Tamam. Anlaşıldı. Fırtına getiren. Beklemedeyiz. Nerelisiniz Ceyda Hanım? Bu mu taktik? Anlamadım. Diğerleri zaten robot. Ben paketim. Sizin de göreviniz şefkatli olmak mı? Keşke bu dediğinizi eğitim verdiğim askerler de duymuş olsa. Sanırım bu size ait. Bizim haricimizde istediğinizi çekebilirsiniz. Kibar olmak zorunda değilsiniz. Siz de müteşekkir olmak zorunda değilsiniz. Olmuyorum zaten. Biliyorum. Milaslı'yım. Neredeyiz? 36-25'e 41-75. Burası bir ezidi Meros. Yeni bu komutanım. 2-3 saat. İnfazlarda mücadele bile etmezler. Babalar çocuklarına yalan söyler ki her şey çabuk bitsin. Yoksa direnene işkence, tırnak çekme, göz oyma. Tek suçları var olmak. Onlara göre ezidiler insan değil şeytan tohumu. Günahları da onların anlamadığı bir dine sahip olmaları. Bu bizim kavgamız değil. Değil komutanım. Çünkü bu bir kavga değil. Komutanım. Söyle Arif. Geliyorlar. Gelsinler. Ölümün sevgilisiyiz. Çıkarın berelerinizi. Ve bir bakın onlara. O bereler için mi buradasınız? Bu elemelere katılan siz 200 seçilmiş as subay ve subaydan sadece 20'si faal görevlere katılacak. Peki neden? Nedir bizim doğamız? Kahraman mıyız? Savaşçı mıyız? Efsane miyiz? Eğer böyle şeyler arıyorsanız yanlış yerdesiniz beyler. Biz hiçbir şeyiz. Amacımız anılmamak, bilinmemek. İsimlerimiz taşlara yazılmayacak. Hakkımızda şarkılar söylenmeyecek. Çünkü biz eğer ünlenirsek başarısız olmuşuz demektir. Doğamız tüm benliğimizle Türk milletine hizmet etmek. Bizler ölümün sevgilisiyiz ve yalnızca bizim sevgilimiz. Çünkü cefası da korkusu da halkımızdan uzakta olmalı. Eğer olur da bir gün son nefesinizi verirken gördüğünüz tek şey akan kanınız, duyduğunuz tek şey sessizlikse bilin ki yalnız değilsiniz. Sizden öncekiler, sizden sonrakiler, tüm özel kuvvetler sizlerle orada ölüyor ve yeniden doğuyor olacak. Bir ölür, bir dirilir.
Başarılar arkadaşlar. Gece gökte doğar ay. Yükselip batmak için. Mecnun inler. Kanını Leyla'ya katmak için. Bu adamlar batıdan geldi Mustafa. Batıda sabah kimse yoktu. ...662 Tamu Cizre. Burası fırtına getiren. Ne görüyorsunuz? Veysel, benim Doğan. Emredin komutanım. Kürtler kuvveti tükendi, yetmiyorlar. Kıskaç kapandı. Kaç kişi? Örgüt sınıra doğru hareket edebilmek için dağa sarıyor. Acele etmeniz gerek. Komutanım kaç kişi? 2000. Çıkın oradan. Ne demek oluyor bu? Bu bölge tamamen sarıldı. Şansa bak be. Topyekun hücuma denk geldik. Komutanım. Bu pikap sağlam. Dağa giden patikaya kadar gidebiliriz. Türkiye destek birlik göndermeyecek mi? Bu gizli bir operasyon. Türkiye resmi olarak bu ülkeye girmedi. Bizi ancak biz kurtarabiliriz. Durum dökülmeye başladı. O 2000 adam gece Amerikan bombardımanından saklanmak için dağa çıkacak. Güvenli bir yer bulmamız lazım. Var. Bir yer var. Bir yer var arkadaşlar. Karanlık bir yer. Siz bitseniz bile size güç verecek bir yer. Parkuru tamamladınız. Bittik sanıyorsunuz ama bitmediniz. Şimdi hep birlikte o yeri keşfedeceğiz. Sen. Bekir Özbey Ankara emredin komutanım. Gazisin. Sağ bacak komutanım. Bana ne? Parkuru tamamladın, acıyor mu? Acıyor komutanım. Bana ne? Yoruldun, aksıyor mu? Biraz aksıyor komutanım. Bana ne? Koş! Koş Bekir, koş! Devam! Emredersiniz komutanım. Görevde olacağım, aldan tatlı olacak Bekir. Gözlerin dolacak. Dişlerin sızlayacak. Ama seni o karanlık yere ulaştıracağım. Zihin çarklardan oluşur arkadaşlar. Ve bedeni yönetir. Kaybedecek şeyi olmayan zihin, bedeni zorlayamaz.
Altına kaybedecek şey Bekir. Seni elerim. Ciğerler, balak tükeniyor. Retin bacak, beden iflas ediyor. Ama o karanlık yere sadece kendiniz için gidemezsiniz. Bekir Özbey, 30 saniye içinde burada olmazsan arkadaşın Oğuz'u da elerim. Bu akşam bavulunu toplar. Nesibiniz, ırkınız, dinlediğiniz müzik, sevdiğiniz yemek zerre kadar önemli değil. Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam bu iki şey için ölür ve öldürürsünüz. Arkadaşınız icabında bacağını tekrar sakatlayacak. Ama dostunu asla yarı yolda bırakmayacak. Gazi bacağın senin ayrıcalığın olacak Bekir. Her gün elektrik şokuyla fizik tedavi olacaksın. Acıdan ağlayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bitti mi sandınız çömezler? Ayağa kalk. Göğsünüze kadar suya girin. Süngerler suya değmeyecek. Şafağa kadar buradayız beyler. Vücut ısınız düşecek. Titreme başlayıp aniden durduğunda anlayın ki donuyorsunuz. Ziyan olmayın. Karaya çıkın, elenin. Arkadaşlar sabah süngerleri tekrar kontrol edeceğiz. Yine bir damla su düşsün, gene eleneceksiniz. Yok komutanım sağ olun, ben çay sevmiyorum pek. Türk kahvesi olsaydı içerdim. Oo komutanım, bize çay yok mu? Var Oğuz, var, gel de iç. Bir zahmet siz getirin be komutanım. Gelin gelin, su çok güzel. Gelin komutanım, biz ısıtırız sizi. Bekir tekrar koşmak istiyorsun herhalde. Yok komutanım, sadece ısınmak istiyorum. Vatan sevgisi ısıtır seni Bekir. Sizler bir yıldırımsınız çömezler. Bir heyelansınız. Bir girdapsınız. Denizin en dibinde. Toprağın en derini de, göğe en yakın olduğunuz yerde, eviniz. Korkacaksınız. Korku iyidir. Korku sizi hayatta tutar. Kolay değil, kolay değil. Ama yüksekten değil. Çünkü kartallar yüksekten korkmaz. Kartta bir şey nasıl verilmiş kaşına lazım. Tam olarak neresi?
Sargon diye akatlı bir kralın mezarı. Bay Bars ve Eşref'i al. Komuta sende. Oraya sığınmamız lazım. Yerden sıkıntı. Bay Bars. Herkes kumanyasını bitirsin. 10 dakikaya onlara katılacağız. Neden beni kurtarmanızı istediler? Fark eder mi? Kariyerim boyunca sizin karşıtınız yazılar yazdım. İyi halt ettin. Bekir. Kusura bakmayın. Özel kuvvetler onu kavgadan çıkardı ama kavgayı ondan çıkaramadı. Bakmıyorum. Fikrinizi söylemenizi tercih ederim. Bizim fikrimiz, görevimiz. O da Ceyda Balaban'ı Irak'tan çıkarmak. Hepsi bu. Bu. Türkiye buradaki zulme kayıtsız kalacak yani. Burada acı çekenler bir zamanlar bizim de parçamızdı. Her parçamız için savaşa girsek Altay dağlarına kadar tankları sürmemiz lazım. Burada olanlar bir savaş değil, insanlık suçu. Ne yani, beni kurtardınız diye sessizce minnettar mı olayım? Minnet bekleyen yok. Ama sizin için bu boka gönüllü giren insanlara saygı duymak zorundasınız. Doğru, haklısın. Ama size saygıyla o hizmet ettiğiniz algıya saygı arasında fark var. Bırak ya. Sen git onu içeriye asker atıp sonra kahraman ilan eden koyunlarını anlat. Kan ve can. Biz burada bunu sunuyoruz. Bekir yeter. Bombardıman başlayacak, toparlanın. Çaresine bakar o, yürü. C4, basit Semtex 1 al. Füyeyi bul. Ah!
Bulduk. Yedek tetik yok. Bende de yok. Hazır mıyız? Alıp o gidin! Alıp o gidin! Alıp o gidin! Müşteriler! FG1 burası, FG2. Mezar temiz, gelebilirsiniz. Gerek yok. Ne? Neye gerek yok? Bu yaptığına ilgilenmiyorum. Kitap almaya geldim buraya. Bu kadar hazır savunmaya geçtiğine göre... İstila altında mıyım? Ya da yok, cevap vermene de gerek yok. Gerçekten ilgilenmiyorum. Seninle tanışmaya gelen her erkek bu kadar çabuk mu pes ediyor? Yüzsüz değillerse evet. Bir teorim var benim. Özünde aslında bütün erkekler birer işgalci. Kadınlar da kale. Birinin amacı kendini kanıtlayıp Fatih olmak. Diğerinin amacı ise kendini güvende tutup işgalcileri saptış etmek. Çok romantik. Ama işte bazı işgalciler var. Onlar o kadar ilginç, o kadar özgün ki... o kale savunma yapmak yerine direnişsiz kapılan işgalcileri açıyor. Sen de kendini o ilginç işgalcilerden biri sanıyorsun. Çok iyi gitmiyorsun ama söyleyeyim. Kahve içelim mi? Benim de bir teorim var. Eninde sonunda kendinize sevgili yerine dadı aradığınız. Olabilir. Bu biz kadınlar için pek keyifli bir durum olmuyor ama. Neden illa özel kuvvetler? Çatışmada yaşadığım bir his vardı. Bir farkındalık. Hayatın gerçek değerinin dank ettiği bir an. Kaplumbağa. Kaplumbağa? Yani kaplumbağa kişilik. Yeşilim diye mi? Bir kaplumbağa düşün. Asfaltta karşıdan karşıya geçiyor. Arabalar umurunda değil. Kabuğunun onu koruduğunu zannediyor. Ama aslında kırılgan. Her an ezilebilir. Yani başına ne geleceğini umursamayan kaplumbağa kişilik. Akıllı bir kadının bu kadar hasarlı bir erkeğin yanında durmaması lazım. Hemen kalkıp gitmem lazım buradan. Niye kalkmıyorsun? İlk görevine ne kadar var? Bu işkence elemeleri geçtiğimi farz edersek... 5 sene daha. Sana kaç sene lazım? Kontrol et. Senakat demiştin ama... burada Büyük İskender'in suratı var. Tarihte ustasın diye şaşırmamam gerek galiba. Üniversitedeki hocam dediğine ne gülerdi. Kur. Sargon 4000 yıl önce yaşamış bir kral. Sonra gelen medeniyetler onların kalıntıları üzerine inşa etmişler her şeyi. Sümerliler, Mısırlılar, Acemler, Babililer, Yunanlılar öyle ta günümüze kadar. Bazıları türbe yaptı, bazıları mozaik dizdi. Bazılarımız da kımız içti. Size göre bütün askerler asil. Ama işte o medeniyetlerin de askerleri vardı. Onlar da savaştılar. Daha fazlası için birbirlerini öldürdüler. Hala da devam ediyorlar. Ordu düşmanını böyle mi haklı çıkarmaya çalışıyorsun? Savaşı sadece askerlere yükleyerek mi? Bir daha. Bize göre her asker asil değil. Yalnızca halkın hizmetinde olanlar öyle. Ne işime yarayacak bunu öğrenmek? Umarım hiçbir işine. Hiçbirini öldürdün mü? Nasıl bir his? His değil.
leke. Şeyleri hatırlayıp içine atıyorsun. Yapma bunu. Bizi kurtardıklarında daha da yaptıklarım cesaret sandılar. Korkusucu nişancının önünde delleniyormuşum gibi. Ama yalan. Ben orada tükendim. Kaybettim. Bir tek Bekir'i geride bırakmak istemedim. Ölümü istemek garip bir şey. Tek çıkışın olmaz. O durumda karanlığa gömülmek işine geliyor. Düşüncesi bile tatlı oluyor. Çıkamadım o kabulenişten. Ya orada öldüysem? Ne? Fiziksel olarak değil. Ya orada kaybettiğim hevesimi, normalliğimi daha geri alamazsam? O yüzden o ana geri dönmem, onunla yüzleşmem lazım. O dehşet ve farkındalık. Neden tek şey oldu? Seni mutlu eden tek şey. Biliyorum, dediklerim saçma. Şimdi hemen kadın, erkek, ilişki, flört etme, trip atma, bunlardan bahsedeceksin. Hayır, bahsetmeyeceğim. Kendini çok zeki, ukala sanıyorsun. Ama insan olmak korkuları yenmek değil. Onları kabullenmek. Onlara rağmen devam etmek. Benim de korkularım var. Ne mesela? Mesela yarın nezle olmak. Cizre. Çok mu yüksekteyiz? Hayır komutanım. Cemir olmalı. Denemeye devam et. 662 Tamu Cizre. Görüntü komutanım. Thank you.
Kadınları ne yapacaklar Ceyda? Sizce ne yapacaklar? Yolumuzun üstündeler komutanım. Duygusal düşünme. Bunu da görmezden gelirsek bende duygu falan kalmayacak zaten. Yer zirveye dönülebiliriz. Ne yapalım komutanım? Kaç gündür açsınız? 7 komutanım. Susuzluk? 2 komutanım. Bok yemişsiniz oğlum siz. Kaç gündür uykusuzsun Çömez? 3 komutanım. Kursu bırakın artık. Bu hayat size göre değil. Şimdi arkadaşlar içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Mesela ne var? Tereyağlı İskender. Cağ kebap. Ayran, çay, kahve, baklava, baklava hem cevizli hem fıstıklı. Bir de tabii ne var? Su var, su. Sizin için koca koca buz küpleri getirttim. Suların içine attığınızda çatırtısını duyacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey, biz sorduğumuzda kağıttaki ismi bize bağırmanız. Yat! Yavuz. Git yemeğini. Komutanım. Küfür ederim komutanım. Küfür edeceğim diyor komutanım. İsterseniz yapmıyorum. İşkence bu topal. İster küfür et, ister şarkı söyle. Aman söylemesin komutanım. Gerçek işkence olur. Kağıtta yazılan adı söyle. Sıcak yemeğini ye, mışıl mışıl uyu. Bitsin bu ızdırap Bekir. Bu hayat sana göre değil. Düşman size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınızı dindirmeyecek. Söyle koçum. Söyle koçum. Söyle bitsin bu işkence. Affet beni gece vakti. Ay doğmuş süzülürken. Sabaha kalmadan affet. Ayrıldık. Belki... Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Ah!
Süpermen değilim. Kurşun geçiriyorum. Bay Bars, ya sen? Ben de komutanım. Ben Süpermen'im komutanım. Bacaktan yedim. Orada belirli oldum. Kollarını açıp koş Bekir önüne. Bize siperim. Koşarken de Ankara'lı Turgut söyle. Nasıl özledim bir bilsen. Arif, kimdesin? Saat 3 komutanım. Sekerse benzin... Sekmeyecek. Temasa hazır olun. 3'te başlıyoruz. 1. Bekir'le noktadayız. 2. 3. Cilve yapar sevgili. Gönül kanatmak için. Kaskını tak! Kaytarsın. Abi.
yüce dergahına el açıp amin dediğimiz şu anda sana açılan ellerimizi ve gönüllerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. İnanıyoruz ki senin keremine nihayet yoktur. Rahmetin, merhametin sonsuzdur. Bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Amin. Sen masumu, iyiyi, tövbe edenleri seversin. Bizlere de tövbe ederek sana kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizlere kaldıramayacağımız yük yükleme. Bizi başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz güzel kızımız Mine'ye rahmet eyle. Bizlere, sevenlerine, kardeşi Mete'ye, babası Veysel Bey'e ve annesi Ayşe Hanımefendi'ye sabır ihsan eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, vatan sahasımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Başı sağ olsun Veysel. İşe ihtiyacın var mı? İzin ister misin? Ölümü bilirim sanırdım komutan. 94'te Osman Paşa ile ceset dolu siperlerin üzerinde UH'lerle geçerken kim nerede can vermiş burnumuzla anlardık. O zamanlar Amerika helikopterlere gece görüş vermeyi reddederdi. Biz de kokuyla bulurduk şehitlerimizi. Ölümü biliyorum zannederdim. Bilmiyormuş. Meğer ölüm 15 yaşındaki kızımın bedenini yıkayan eşimi gasılhane kapısında beklemekmiş. Ekledim. Ağladım. Giyemeyeceği elbiseleri ağladım. Edemeyeceğimiz kavgaları ağladım. Yaşanmamış bir hayata ağladım. Bir adam sevseydi, evlenseydi, çocukları olsaydı. Kendime geldiğimde gasılhane duvarına 20 yumruk indirmişim. Her yer kan, gözyaşı, su içinde kalmış. Gasıllar elimi sarıyordu. 3.40. İzne gerek yok. Ağrı kesici göndersinler yeter. Cephanemizin üçte birini yedik. Bir an önce LZ'ye ulaşmamız lazım komutanım. Çevrildik. İzimiz her yerde. Zaten angajeyiz. Şansımızı zorluyoruz. Maka komutan olunca öğrettikleri ilk şey neydi biliyor musun? Yalan söylemek. Öyle demiyorlar tabii. Ama özü o. Moral kötüyse hiçbir altın önemi yok. Zayiat olacak günlerde adamlarına çat diye gerçekleri söyleyemezsin. Yalan kurman lazım. Kendini de inandırman lazım. Nasıl bir yalan? Güzel bir yalan. Şehit olsalar da hatırlanacakları yalanı. Kaç adam öldü emrimde? Bilmiyorum. 23. Kendimi hep avuttum o 23 adamı hep hatırlayacağım diye. Ama her geçen gün yüzlerini biraz daha unutuyorum. Merge, peşenk. Türkiye atacağı ne? Kurban ziyade erindire.
kötü durumdasın. Sana morfin vereceğim. Adın ne? Cia. PKK değilik Türk. Zerevaniyik. Anlat Cia, ne oldu? Şehlave'den gönderiler bizi. O sırada DAEŞ girdi. Yetemedi. Kaç kişiydiniz? Kaç kişiydiniz Cia? 80. Artık bir. Komutan. Çocuklar bana emanetti. Bana. Bu belada ayım oldular. Boşuna harcama üstüme. Sana gelecek. Ama bırakmayın başıma. Beni burada bırakmayın. Sık. Kalbime sık. Bitir. Yeter. Allah için yeter. Sık bitir. Çocuklar bekler komutan. Beni beklerler. Şu an mermersiniz. Görevlerden önce sizi 5 sene yontacağız. Tarih, coğrafya, tıp, kimya, gayri nizami harp, psikoloji ve dil öğrenimi göreceksiniz. Zorlu bir eğitim sürecini ya aşacaksınız ya da bırakacaksınız. Yandım Bekir. Çünkü sizler son kalesiniz. Cesareti kadar birikimi de olan, duygularına asla yenik düşmeyen, ilk giren ve son çıkansınız. Görevi öldürmekten önce kurtarmak olansınız. Bu zor bir hayat olacak. Belki de kısa bir hayat olacak. Aileleriniz sizi bizimle paylaşacak. Kalan kırıntılara sevinecekler. Nice mezuniyet, yıl dönümü, düğün kaçıracaksınız. Çocuklarınızın doğum günlerinde dağda üzerinize mermi yağacak. Yine de her saniyesine değecek. Bu aşk öyle bir aşk ki sizi tüketse de, öldürse de bırakmayacaksınız. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çardakta göründü. Ne kadar yeşil görünüyor. Sincar'ın tek ırmağı herhalde oraya akıyor. 5 dakika mola. Sonra devam edeceğiz. Anlaşıldı, tamam. Siz Türk? Efendim? Türk? Evet, biz Türk'üz. Ben de Türk. Çardaklı'dasın Işık. Orada Türk. Çardaklı bir Türkmen köyü. Biz de Türk. Gofret? Bu sefer değil. Temiz görünüyor. Siviller var sadece. 30-40 kişi kadar. Leze nerede?
Bir 100 metre alçakta. T-70'leri çağırmamız lazım komutanım, anca uçarlar. Türkiye'yi görüyorum burada. Adın ne senin? Enegül. Enegül. Ben Bekir Enegül. Bu abin de Oğuz. Konuşmayı denedim, tepki vermiyor. Sırtına bıçakla neşit kazımışlar. Orospu çocukları. Diyeceğim de orospulara hakaret be. İşte bulaşmak istemediğiniz gerçekler bunlar. Hem bu sefer zulmedilenler öyle Kürtler ya da Araplar da değil, özbeöz Irak Türkleri. En azından yaşayacaklar. Burada böyle bir barbarlıkta nasıl yaşanır ki? Yüz adam 1000 adama karşı nasıl yaşar? Bunun basit bir cevabı yok beyler. Tarihte emsali var mı? Var. Kartacalılar var. Hannibal emrindeki Kartacalılar Kanae Savaşı'nda bunu becerdi. Tabii bu işin esası için B.H. Little Hart denilen İngiliz teorisyenin kavramlarına bakmak lazım. Şimdi bu savaşta tabii ki Romalılar kendilerine güvenlerinden dolayı 86 bin kişi... Ne özlüyorum biliyor musun? Tam 3 sütun halinde, orta sütun en güçlü şekilde saldırıyorlar. Seninle kavga etmeyi... Kartacalılar... Öyle komutanım olmadan ağız tadıyla bir girişseydik birbirimize. Ortayı bile bile zayıf bırakıyor. Cidden arızasın oğlum sen. Bekir, Oğuz, hayrola? Komutanım, Bekir arkadaşımız benimle son bir defa kavga etmek istiyormuş. Kodumun ismi öncüsü. Hart'ın doktrinine göre 10 kişi 100 kişiye karşı nasıl çatışır? Doğru cevapla, arada çıkın, dalın birbirinize. İzin veriyorum. Komutanım, 1000 kişi 100 kişi her zaman ezer. Sayıların gerçeği. Hart'a göre aksi için gereken tek şey dolaylı savaşmak. Nasıl? Onu da anlat. Ne kadar hile, avantaj varsa kullanıp dolaylı savaşla eklemlere odaklanarak. Evet. Geldik son kavgamıza. Bir devir kapanıyor. Yüze temiz bir yumruk kazanır. Ne oldu lan? İki taneden korktun mu? Senden korkan senin gibi olsun. Gel bakalım kovu. Gel. Öğreniyorsun bir şeyler. Gel. Burna vurulur mu ya? Nereden bileyim oğlum? Emin Boztepe miyim ben? Dur kalkma hemen. Yukarı bak. Bir kıza aşık oldum. Geçen buluştuk. Galiba hoşlandı benden. 100 milyar galaksi. Her birinde 100 milyar yıldız. Sayısız gezegen. Ve bir kız Bekir'e aşık oldu. Evleneceğim kadın olabilir. Az siktir. Sen ciddisin. Yürü lan Bekir, yaşa hayatını. Hayat nasıl yaşanır ki? Bulutun düştüğü yer tahliye alanı komutanım. Memleketime benziyor. Bilecik'te de doçka sesleri yankılanıyor mu? Bizim kızları bilmiyorsun sen.
aleyküm. Aleyküm selam. Türk Alaskarısınız. Evet. Kelyan altı çıkarın tez hadi. Kelyan altı mı? O ne ya? İkindi kahvaltısı. Almazsa kayıp olur herhalde. Bence de. Köyümüzde kalan tek yiğit Boran. Gelin onunla konuşun. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Kaç kişisiniz bu köyde Boran? 25 yaşlı, 15 de çocuk. Eli silah tutan bir ben kaldım komutanım. Beyler kimseyi rahatsız etmeden dinlenin. Eve dönmeden önceki son mola. Benim evde dinlenebilirsiniz. Gelin. Açıkta kalmayın. Gelin. Sağ ol, sana zahmet veriyoruz. Lafı mı olur komutanım? Çocuklar burada Türk Alaskarı olmayı hayal eder. Sizin öykülerle büyürüz. Türkçen çok iyi Boran. Liseyi Gaziantep'te okudum. Savaştan önce babam Türkiye'yle iş yapardı. Meydanda gördüğünüz kaldırım taşlarını ithal ederdi. O ölünce işi bitiremedik. Sormama sıkıncası yoksa bacağına ne oldu? O itler 3 sene evvel telafere saldırınca ailece dönüp savunmaya gittik. Bacaktan yedim. Komutanım, bu topraklar Sincar'ın en verimli topraklarıydı. Burada buğday yetişirdi, meyve yetişirdi. Savaştan sonra hepsi harap oldu. Osmanlı buralara Türkmen eli derdi. Artık el iyilik almadı. Sarıldık. Arap ve Kürt denizi ortasında resmen bir ada gibiyiz. Sana getirdim rapor. 662 Tamurcu İzre, burası fırtına getiren. Yeni kod adımız 923 dağ. Dağ sinyaliniz cayır ama anlaşıldı. 662 Tamu Cizre. Dağ dinlemede. Dağ, sen durun. Veysel. Buradayım komutanım. Örgüt olarak ordusunu da Kürtler de sindir gibi ezdi geçti. Ana taburları. 100 kişi yağma için son köye gidiyor. Çıkmak için hazır mısınız? Hangi köy? Çardaklı. Yarın öğlene varırlar. Lezzeyi teyit edin. Şafağa çıkın oradan. Tamam. Biliyorum komutanım. Canınız sağ olsun. Sizi sağ salim uğurlayalım. O bize yeter. Veysel Yarbay, burası şey bir köy. Biliyorum. Bir dakika beni dinler misiniz? Veysel! Buradaki herkesi öldürecekler. Görevimiz onları savunmak değil. Burada mesele görev değil. Tüm mesele görev! Benim hislerimin ve isteklerimin bir önemi yok. Önemli olan tek şey görev. Senin dünyanda sorumluluk ise idealist dünya görüşün. Toz pembe insanlara yardım etme hayalin. Benimkinde ise çok iyi tanıdığım, ailem gibi sevdiğim bu adamları, bu cesur adamları hayatta tutmak. Tüm mesele görev. Hayır komutanım. Burada mesele cesaretin ne olduğu. Cesaret düşmanı öldürmek, öyle haritadaki sınırları korumak falan değil. Savaşmak için cesur olmanın geçerli tek bir sebebi var. O da masumları korumak. O savaş geliyor komutanım. O savaş buraya geliyor. Bu köyün ne günahı var? Buradaki insanların ne suçu var? Bir şey söyle. Enigül gel buraya. Gel bir tane. Anlatın ona. Anlatın bilsin. Biz gidiyoruz deyin. Yarın akşam burada canlı kimse kalmayacak deyin. Bu kızın başına ne gelecek komutanım? Anlatın bilsin. Söyleyin. Gerçek cesaret bu kızı, buradaki insanları böyle kaderlerini terk etmekse, ben korkak olmak istiyorum. Buyurun siz cesur kalın.
Neden? Ne yapıyorsun burada? Çok kalabalıktı, biraz hava alayım dedim. Asıl sen ne yapıyorsun dışarıda? Artık evli barklı adamsın. Ulan seni bekliyorum Uyar. Annemin vasiyetiydi. Babamı dans ettireceğiz sonra. Kalk hadi. Hadi. Ece nerede bu arada abi? Ayrılık. Niye lan? Ne bileyim abi. Benimle 2 sene herhalde, seninle 20 sene gibi bir şey. Biliyorsun çok dostum yok. Hatta bir tane var. Da Allah'tan bu gerizekalı inceleme fırsatı buluyorum. Bu adam çok düşünüyordu Oğuz. Düşüne düşüne de bok yiyor yani. Kendini yalnız sanıyor. Ama yalnız değil. Artık bunu bilmesi lazım. Dostunun. Aynen öyle. Görsem söylerim. Oğlum, uçaktan atlarken sorun olur dediler. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Helal olsun lan. 3 sene önce evleneceğim dedin. Şimdi buradayız ve evleniyorsun. Hayatı yaşıyoruz işte. Düşe kalka öğreneceğiz. Darız senin başına. Ben mi? Gerçi sen diyemeyeceğim. Sen Sahil'in evlisin. Sol. Kalk hadi kalk. Şu halıyı rezil edişini izlemem lazım. Hadi. Ben mi? Alakam olmaz ya. Emir vereceğim. Sike sike edeceksin. Bir şey söyleyeyim mi? Seni o gün ne dövmüştüm, nasıl canım çekti ya? Ya sen 3 sene önce ne çabuk unuttun, burnum patlamıştı. Gel hadi gel. Gel bakalım. Bir daha ben de görelim seni. Hadi bakalım. Seher, açacak Anagül, uyu. Anlat Nabat abla, sen gittin. Toprağın rengi narıncı değil bura gibi. Boz ve yaşıl. Serin de var, sıcak da. Seherlerde çiçeklerin üstüne ak ak greblem düşer. Dağlarında uçkun vardır. Kelder bura gibi. Tümü vardır. Tüm iyi, tüm kötü. Yürürsen payızda, başına ve çigine su deder tozda. Kuş da iner bokuda. Kuşları kösel midir? Kösel eder. Lelekler gezer durur. Şahanlar tepelerde kesen avlar. Toray vardır şehir çatılarında yumurtular. Darla gibi şehirleri. Antep, İstanbul, Ankara. Ufka kadar bina. Bir gün gider miyiz? Gideriz Enegül. Gideriz. Haydın uyu. Komutanım. Bekir ve Arif nöbette, diğerleri dinleniyor. Cizre'ye 70'e şafak vakti olacak. İyi bir subay olacaksın Oğuz. Bana rağmen. Bundan 20 sene sonra... yüzlerce adam... her şeyleri için senin bir sözüne bakacak. Kimileri doğuştan görev adamı, asker çıkacak. Diğerleri genç ve salak. Ama hepsi kendilerini örnek olarak seni alacaklar Oğuz. Zeka ve bilinç gösterirsen zeki ve bilinçli. Sadakat ve cesaret gösterirsen sadık ve cesur yetişecekler. Her şeyden önce o emrindekiler hayatları boyunca senin verdiğin kararlarla yaşayıp ölecekler Oğuz.
Ve bir gün gelecek ki doğru olanla görev arasında karar vermek zorunda kalacaksın. Doğru olan görevdir komutanım. Doğru olan doğru olandır Oğuz. Görev için doğruyu çok es geçtim. Biz senin yaşındayken Yaşar'la Doğu'daydık. İkimiz de doğma büyüme Eskişehirliyiz. Ama bize en çok yaşadığımız şehri sorsan Şırnak derdik. Kaldığımız zamandan değil. Tükettiğimiz ruhtan dolayı. Görev için kaç dostu feda ettik bir bilsen. 7 sene önce Yaşar Yüzbaşı, Bekir'le beni gene birbirimize küfrederken yakaladı. O ana kadar en az 20 kere uyarmıştı zaten. Baktı adam olmayacağız. İkimize birer tuvalet atadı ve diğerlerini kullanmayı yasakladı. 2 günde bir birbirinizin boklarını tuvaletten temizleyeceksiniz dedi. Bu suratında da bir gülümseme vardı. Gülümsüyordu çünkü aynı cezayı 88'de Kuleli'de bize vermişlerdi. Bir haftada mum gibi olduk. O da benim Bekir'imdi Oğuz. Can dostumdu. Yine görevi seçtim ve size yetişemedim. Benim yüzümden öldü. Sen ne yapardın? Komutanım ben... aklım buradan çıkmamız lazım diyor. Bu işin sonu yok ve sayılar yalan söylemez. Doğru. Ama kalbim komutanım. Kalbim beni kandırmaya çalışıyor. Köylüleri infaza terk edemeyiz diyor. Bir ihtimal burayı savunup, hayatta kalıp, geriye dönüp baktığımızda Türk askeri olarak en az görevimiz kadar doğru olanı da yaptık deriz diyor. Köydeki tüm çocuklar bindi. Sıra en hırçın çocuklar.
gitmem. Sen görevsin Ceyda. Bir şey yaparım komutanım, bir işe yararım. Hayır. Geri dönmen tartışmaya açık değil. Bana sadece bir söz ver. Anlatmayacaksın. Yazmayacaksın. Ebediyen sır kalacak. Neden? Biz hiçiz. Gölgeyiz. Yaptıklarımız bilinmemeli. Söz ver. Bir Börü. Burası dağ. Dağ burası Börü. Emirleriniz açık ve netti. Şahin 1 neden boş dönüyor? Ne halt ediyorsunuz orada? Vesel. Komutanım Ceyda'yı teslim ettik. Ama sonra fırtına başlıyor diye biz binemeden dönmek zorunda kaldı. Vesel ne fırtınası? Komutanım emin olmak için diğerlerine teker teker soruyorum. Kıdemli başçavuş Mustafa Şahin. Komutanıma katılıyorum. Üst çavuş Arif Sayar. Hemfikirim komutanım. Ben üste hemen Oğuz. Hava berbat komutanım. Kıdemli çavuş Baybar Sücel. Hemfikirim komutanım. Uzman çavuş Bekir Özbey. Aynen komutanım. Başçavuş Eşref Çullu. Fırtına geliyor komutanım. Komutanım tüm tim hemfikir. Yarın sabah tekrar deneriz. Veysel. Emredin komutanım. Hava muhalefetini not ettik. Beklemedeyiz. Allah yardımcınız olsun. Tamam. ...1950'de Irak Türk'ü derdik. Sonra bir anda Türkmen diye ayırmak zorunda kaldık. Bizim için savunulacak toprak... ...halkımızın olduğu topraktır. Bu insanlar da halkımız. Eşref yanında mı? Her zaman komutanım. Bay Bart. Emredin komutanım. Git köyün en yüksek yerine dik. Burası bugün vatan toprağı. Amerikan filmi değil. Son anda yetişen uçaklar o yüz adamı temizlemeyecek. Mustafa. Her şeyi dizdik komutanım. Her tüfeğe yaklaşık 4 şarjör var. 2 roketim var. Acil durumlar için. C4'leri bir telsizi kırarak uzaktan patlayacak hale getiririm. Köyün biraz da bayat benzini var. Doçka mermilerini kırsam... ...kovanları ve barutu şaraplı olarak bidonlara doldursam. Güzel. Bütün benzini ve parafini paylaştırın. Oğuz. Anlat. Oğlardan köye 2 giriş var. Cami tarafı ve ilkokul tarafı. Cami tarafı daha geniş ve burada bir dar boğazımız var. Burası eklem. Araçlar buradan kesinlikle geçmek zorunda. Burayı kullanabiliriz. C4'lerle bir ölüm kutusu yaratabiliriz. Yolun her iki tarafına 2'şer tane. Pikapların hepsini halleder. Sonra? Hiçbir mayın 100 adam öldürmeyecek. İçeri sızarlarsa ara sokaklarda adam adama asayiş gerekecek. G4
Keşke bizi koruyan bir melek olsa. Seni yukarı çıkaracağız. Küçükken hep müezzin olmak istemiştim. İyi olmadı. Sesim berbatmış. Sabit nişangaha girerlerse sıçarım. Camiyi temiz tutacak biri lazım. Boran, bunu yapabilir misin? Öl de öleyim komutanım. Nasıl mevzileniyoruz komutanım? Sen, ben, Mustafa, Oğuz ön hattız. Biz Oğuz'la Darboğaz'da kan vergimizi aldıktan sonra buraya, Yeşil Mevzi'ye, Mustafa ile senin yanına geleceğiz. Bay Bars kokteyl. Yücel kokteyl. Molotov soyadıydı. Gerçek sayımızı asla bilmemeliler. Dolaşanlara cephane taşıyacak birisine ihtiyacımız olacak. Veysel komutan. Bırakın yardım edem. Batır söveçte belli olur. Bırak yardım edem. Bu köyü almayı deneyene merhamet olmayacak. İşgale gelen herkesi süründüreceksiniz. Yoluna ilk adım attığı güne beddua ettireceksiniz. Ölümden değil, bizden korkacaklar. Köyün tek zayıf yeri Cena. İlkokulun baktığı yer. Kaç mermin kaldı? 300. Tutumlu olurum. Ne burası? Kömürlük. Altında mahzen var. Kalan sivilleri buraya getirin. Burası düşerse köy düşer. Son kale. Komutan, son kale burası değil. Son kale biziz. Kapıyı kimse açma ben amca. Komutanım, Ceyda da gitti, bir müsaade etseniz. Boksa açık tutun da dinleyin. Baş harf sadece. Bana sormak yok. Başla o zaman. Ben başlayayım da ben daha 15-16 yaşında bir şeydim ya. Baş harfi E'ydi. 3-4 yaş büyüktü benden. Hani böyle pis bir şey görürsün de tiksinirsin ya, böyle yüzün bir ekşir. Beni gördüğünde bok görmüş gibi oluyordu ya. Meğer hoşlanıyormuş. Sonra keçi öğrende limonata içmeye çağırdı. Vallahi komutanım anlamadım, sonra gözümü evinde açtım. Yani şaka maka öyle oldu işte ya. 11 saniye boyunca. Aa. Sarıyer'den de. Bir sene çıkmıştık. Romantik bir yemeğe götürdü. Korkuyordu bayağı. Sanki sevişince ondan ayrılırmışım. Değeri azalırmış gibi. Ama öyle olmadı. 1,5 sene daha çıktık. Sonra terk etti. Benim de sevgilimdi. Z. Bu kadarla yetinç ömez. Oho. Şimdi Mustafa Başçavuş'un 60 sene öncesini hatırlaması biraz zor olacak. F. Şarkıcıydı. Şarkıcı mı? Bir pavyonda. Acemi Birliği'nin ilk izin gününde tanışmıştık. Tıraşımı görünce beni harbiyeden sandı. Ben de söylemedim. Sonra birkaç ay içerisinde cesaretimi toplayıp ilanı aşk ettim. Eyvah. 80'lerde lan. O zaman herkes romantikti. F inanılmaz bir kadındı. Kafam kadar göğüsleri vardı. Az solist sesli, film yıldızı gibi bir hatundu. Kim bilir nerededir acaba şimdi? Ben 19'dum. 2 senelik bir kız arkadaşım vardı. Birbirimize bayağı aşıktık ama bir türlü yalnız kalamıyorduk. Yani ikna edemedim. Neyse. Bunun yakın bir arkadaşı vardı. Bir gün beni ev ödevine yardım etmeye çağırdı. B.
Biraz kur yaptı bana. Tabii ergen aklı, ben de karşı koyamadım. Neyse sonra öğrenince tabii kıçıma tekmeyi bastı. Vay vay vay. Komutanım ya. Görüyorsunuz değil mi? Bunu elemelerde bırakmak lazımdı. İşin komiği, bunlar hala yakın arkadaş. Ben klasik adamım. Sabahat. İlk ve tek aşkım. Akçabat'ın en güzel kızıydı Sabahat. Operasyondan bir gün önce evlendik. Bekleyemedik bana bir halt olur diye. Ertesi gün Kerçan kampına konvoya gittik. Bir anda Yunumok arka lastikten RPG'ydi. İki asker anında şehit. Her yerde seken bir kısa atışları. Bir baktım titriyorum. Sebahat'ı asla göremeyeceğim dedim. Kabullendim. Hani bir his vardır ya, bana bir şey olmaz diye. İşte onun yok olduğu an. Çenesine şarapnel parçası saplanmış bir çavuş bize sakin olmamızı bağırıp bir kaset taktı. Aracın içinde rock müzik çalıyor. Dışarıda mermi sesleri ritim tutuyor. Bir anda hoşuma gitmeye başladı. Dedim herhalde deliriyorum. O zamanlar küçüktün Eşref. Vallahi komutanım hala aynı his var. Sadece artık titremiyorum. Sebahat'i ölsem de bulurum ben. Görüntü. Vakit geldi beyler. Ayrıca konuş benimle. Tabur. 200 küsür civarı. 8 makinalı helikopter. Bir daha Abrams. Abrams mı? Bir bu eksikti. Düzenle. Komutanım iki sütun. Piyade önde ve arkada. Klasik Saddam. 5 dakika. Korkmak iyidir. Daha hızlı koşarsın. Tankları var. Bizim de bekirimiz var. Beşer, senin yaptığın şeyi yap. Gözükürsen bil ki seni koruyorum kulakçığım. Bekir, hazır komutanım. Gelin bakalım. Hadi ya da cizler. Kaçmayalım, kaçmayalım! Kaçmayalım, kaçmayalım! Kaçmayalım, kaçmayalım! Kaçmayalım, thank you.
bu anda koş! Burhan, hazır ol! Yalnız ölemeyecek miyim ya? İki. 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 Ben o ısım olun nerede? Tatlı güller, arılar tatmak için. Göğse çiçekler. Solunca atmak için. Arif. Tanrı kızlar yaratmış. Her yer.
Cenah düşüyor. Geliyoruz Baybars. Komutanım, sizi örtmem lazım. Mustafa. Komutanım, geçen gün oğlum, baba sen kahraman mısın dedi. Sen ne dedin? Değilim ama bir kahramanın emrindeyim dedim. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Arif kaç tane görüyorsun? 10 komutanım. 9. Arif. Rüzgarı biliyorsun. Bilmem mi komutanım yakışıklıyı? Aynı babası. Arif komutan. Sağ ol işte. Bunlara alışık değilim be ben poşet. Uzun ukala tarih keyikleri beklerim senden. Böyle Hunlar, Habeşler, Hititler filan. Habeşi. Ne? Habeşi denir ona. İşte böyle amına koyayım. Hadi. Eşref! Eşref!
Nereden geldi? Kalkan yap. Ne? Benim kalkan yap. Eşref, seni burada bırakmam. Bacaklarımı üzetmiyorum. Kafanı kullan Arif. Kalkan yap beni. Hadi. Sen onu bulursun. Heyecan var mı Bekir? Bugünden sonra sakal uzatabileceğim diye biraz var komutanım. Aybars'ı tanıyorsunuz zaten, devreniz. Bak 8'de herkes her şeyi yapabilir. Ama alanlarında uzmanlaşmış adamlarımız da var. Arif Nişan, Baybars ağır silah olacak. Kulakçı da sızma. Neden kulakçı diyorlar? Eşref seni severse bir gün hikayesini anlatır Bekir. Sivilecek gibi de değil ki. Komutanım. Neden birbirimizin paraşütlerini katlıyoruz? Unutmayın diye. Kimse sadece kendinden sorumlu değil. Herkes her zaman birbirine emanet. Hazır mıyız? Dikkat edin mi lan? Tam hatırlamıyorum ya. Silahlarını yüklesin. Son! 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 Nabat, seni mahzene indireceğim. Bahadır, söveçte belli olur komutan.
Benim bir kızım vardı Ceyda. Yaşasaydı senin gibi olsun isterdim. Yürekli, bilgili, boyun eğmeyen. Bu ülkeyi eleştirsin isterdim. Askeri de, devleti de, insanları da. Hatalarını yüzlerine vursun isterdim. Yeter ki sevsin. Ülkeyi ve içindekileri kusurlarıyla sevsin. Sen de bizleri onurlandırmak için. Sev yeter Ceyda. Güzel şeyleri, muhabbeti, kardeşliği, kahkahaları hatırlayın. Maçı hatırlayın. Bekir, son emrimin kalan tüm köylüleri çıkarmak olduğunu söyle. Reddedemezler. Thank you.
Karargâhtan gelen planları kağıda döktük komutanım. Normalde fidye isterler ama bu başka. Ceyda izdileri haber yaptı diye infaz edilir. Şimdilik Rakka'dan dağın güneyine geçmeleri en az bir haftayı alır. O bir haftayı iyi değerlendirmemiz lazım. Sizce bu kadını niye kurtarıyoruz? Kariyerini asker eleştirmeye adamış bir gazeteci. Eskiden Türk olmanın bir ayrıcalığı vardı. Hala var komutanım. Var mı? Artık var mı? Bir Türk kadınının başını kesip bunu kaydedecekler. Dünya seyredecek. Bütün görevlerin ötesinde vicdani bir görevimiz var. Hayatımızı, varlığımızı milletin bağrına sokarak onlarla beraber düşman karşısında uğraşmak. Bizden nefret de etse, aşık da olsa halkımızdan olanlara mutlak bir sorumluluğumuz var. Varoluş sebebiniz o sorumluluk. Bizimle geliş sebebiniz o sorumluluk. Beyler, Mak 8'deki ilk göreviniz bu. Geldi. Geldi valla. Yaşatma vakti. Komutanım, bunun adı rütbeden baskıdır ha. O zaman ben de hürgen verelim. Ya komutanım, verdiniz bize bu aksağı zaten. Böyle mızmızlanacaksak yalnız hiç oynamayalım. Sizde de bay baskı vereceğiz. Hadi. Tamam, subaylar üzüldü, yazık. Komutanım, verelim maçı, sorun değil. Kurmaylar böyledir, alış bunlara Bekir. Armut pişer, ağızlarına düşer. Sen de mi Brutus? Aa, burada mıydınız komutanım? Öyle olmayacak o zaman. Ben de makon biri kuruyorum. Sadece az subayla. Neler gördük bugüne kadar. Daha gidilecek yerlerimiz var. Bizi oralardan unutamazlar. Kalacak bir türkü söyler gideriz. Sevgiye var olduk, sevdik, sevildik. Kavgalara girdik, öldük, dirildik. Bir an...
anlam fırını içinde piştik. Anlamlı güzeli sever gideriz. Anlamlı güzeli sever gideriz. Ne varsa hesabı öder. Kalacak bir türkü söyle.